Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetini tam çeken, yumuşacık, tam ölçülü, nefis bir revani tarifim var. Yıllardır yaptığım garantili bir tariftir. Sizler de tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarife öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir tencereye 3 su bardağı kadar toz şekeri ilave ettim. Üzerine 3,5 su bardağı kadar suyu ilave ediyorum. Daha sonra çeyrek limonu biraz sıkıyorum ve geri kalan limonumu da içerisine bırakarak kaynamaya bırakıyorum. Şerbet kaynayana kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Bu aşamada şerbetin soğuk, kekin de sıcak olması gerekiyor. Bu şekilde karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi kıvamı da ne çok akışkan ne de çok koyu olması gerekiyor. Toplamda 10 dakika kadar kaynattıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum ve soğuması için kenara alıyorum. Kekin iç harcı için uygun bir kaba 4 tane oda sıcaklığında beklettiğim yumurtayı ilave ediyorum. Üzerine 1 su bardağı kadar toz şekeri ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla yaklaşık 3-4 dakika kadar mikserin en yüksek devrinde krema kıvamını alana kadar yumurtaları bu şekilde çırpıyorum. Revaninin güzelce kabarması ve şerbetinin iyice çekmesi için yumurtaların iyice köpürtülmesi oldukça önemli. Tarifte kullandığınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına lütfen dikkat edin. Bu şekilde 3-4 dakika kadar çırptıktan sonra şimdi diğer malzemelerimi eklemeye devam ediyorum. 1 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağını ilave ediyorum. Üzerine 1 bardak yoğurt ve yarım çay bardağı kadar da sütü ilave ettikten sonra tekrar mikserle yaklaşık bir 10 saniye kadar çırpıyorum. Ve şimdi de kuru malzemelerimi ilave ediyorum. 1 su bardağı un, 1,5 su bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ilave ettikten sonra spatulamla yumurtalar sönmemesi için bu şekilde alttan üste doğru karıştırmaya başlıyorum kekin iç harcı ne çok akışkan olması gerekiyor ne de çok sert bir yapıda olması gerekiyor. Ben bir yemek kaşığı kadar daha un ilavesi yaptım. Eğer sizlere de çok akışkan olarak geliyorsa sizler de bir yemek kaşığı kadar ilave edebilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Bir çay bardağı kadar cevizi rondodan geçirdim. İçerisine ekliyorum ve bir tane portakalın kabuklarını rendeden geçirdim. İçerisine ilave ettim. Portakal kabuğu rendesi gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Dilerseniz içerisine limon kabuğu da ekleyebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. İç harcımı hazırladıktan sonra şimdi dikdörtgen bir borcama sıvı yağ ekledim. Bir yemek kaşığı kadar fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Dilerseniz tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi iç harcımı kullanmış olduğum borcama döküyorum. Dilerseniz farklı borcamlarda farklı tepsilerde kullanabilirsiniz. Yapmış olduğum tarif tam ölçülü bir tariftir. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kekin harcını borcama ilave ederken fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Fırınımın mutlaka sıcak olması gerekiyor. Şimdi spatula ile eşit bir şekilde kenarlarına doğru dağıtıyorum. Bu işlemi de tamamladıktan sonra borcamı birkaç kez yere vuruyorum. Hava kabarcıklarının çıkması için 180 dereceye ayarladığım alt üst ayar fırında yaklaşık 35 dakika kadar üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Keki fırından aldıktan sonra ilk 5 dakika kadar sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. 5 dakika sonrasında gördüğünüz gibi şerbetini üzerine ilave ediyorum. Şerbetim soğuk, tatlımın sıcak olması gerekiyor. Şerbet 20 dakika kadar bir sürede tamamen çekti ama ben 1 saat kadar daha dinlendirdim. Siz dilerseniz 2 saat veya bir gece daha dinlendirebilirsiniz. O şekilde kıvamı daha güzel olacaktır. 1 saatin sonunda da şimdi bir bıçak yardımıyla dilimlere ayırıyorum. Gördüğünüz gibi şerbetin de tamamen çekti. Dediğim gibi 20 dakika kadar bir sürede tamamını çekti. Kekinizi dilimlere ayırdıktan sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben portakal ve Antep fıstığımdan destek aldım. Umarım sizlerde tarifimi dener ve beğenirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Videolarımda, tariflerimde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere dönüş sağlarım. Ve sizlere şimdi yakından dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten şerbetini tam olarak çekti ve muhteşem bir tarif. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Her zaman yaptığım bir tariftir. Dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Ben içerisine portakal kabuğu ve ceviz ekledim. Siz dilerseniz aynı şekilde sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Videonun içerisinde vermiş olduğum tüm püf noktalarına uyarsanız sizler de yaptığım gibi lezzetli, tarifin tam tutan çok güzel bir revani tarifi hazırlayabilirsiniz. Umarım sizler de tarifimi denediğinde tarifimden memnun kalırsınız. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım videomu izlerken sıkılmamışsınızdır. Aksine keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. O değerli güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz insanlarla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kanalıma bu şekilde destek olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.